Tam gaz devam ediyoruz. Fazla uzatmadan başlayalım bakalım Okçu serisine. Arkadaşlar 10 level olduk. Onun dışında işte elma falan kastım. Birkaç görev yaptım. Şimdi skill'leri açmaya gidiyorum. Bölümden bir tane artı 3 short love çıktı. Arkadaşlar bir Weep 11 Acker. 2 tane de Dex Boost. 1 tane de kırmızı kutu karşılığında Iron Crossbow artı 7 alıyoruz. İyi. 5M falan sanırım zaten fiyatı. Şöyle çektim. İlk itemimiz de hayırlı uğurlu olsun ateş attırıyor. Şimdi arkadaşlar normalde hepa mefa falan dedik ama ben kendimi durduramıyorum. 70M'e de artı 7 Iron Bow alıyoruz. No rep şöyle aldık. 22M paramız kaldı. Evet arkadaşlar şimdi geldik benim için çok önemli bir ana. Bildiğiniz gibi bu questler çok önemli abi. Şöyle bir tane bow'u yakıp quest'i direkt 4'e atacağım bir tanesini. En büyük korkum artı 4'e yanması. Umarım yanmaz. Preview atıyorum ve ilkini çok zor değil. Yaparız. Yaparız. Zor değil o kadar. Bir tane daha bow yapacağım. Yapmamız lazım. Zor değil. İmkansız değil. 6 olsun bir tanesi. Şöyle bırakalım. Benim işte ve 1,5 ay sonunda arkadaşlar 80 level olmayı başarabildik. Bence güzel bir başarı. Heyecanlıyız. Fazla uzatmadan ben şöyle şu 3 parçayı direkt arkadaştan çekiyorum abi. Dexler doğru değil mi? Hop. 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 20M paramız kaldı. Giyelim bakalım nasıl olacak. Çok iyi. Çok 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 iyi oldu. 4,5 HP oldu. 15 dex bonus veriyor. Mükemmel oldu. Şimdi AP'mize bakalım ne kadar düştü AP'miz. 1949. 50 AP düştük. 600 can attık. Hayvan gibi defans attık. Hayvan gibi resistans attık. Mitril 6 set büyüktür. FP 8 set arkadaşlar. 5GB'ye artı 8 rep yibe. Artı 5 rep yibe. Bu gerçekten güzel ya. Ben bunu seviyorum. Bu oyunun bu olayını seviyorum arkadaşlar. 5 aydır bu seriyi oynuyoruz. 5 aylık çarımız gözlerinizin önünde. Küçük bir flashback yaptık. Bütün seriyi baştan sona flashback yapacaktım. Gerek yok. İzlemek isteyenler için oynatma listemiz mevcut arkadaşlar. 1. bölümden dizilimde izleyebilirsiniz bu ana nasıl geldiğimizi. Fazla uzatmayalım. 5 ayın sonunda karakterimizin hangi eşyaları var, hangi itemleri aldık, kaç para ediyor bunlar hakkında konuşalım. Hemen hızlıca bir tane şey söyleyeceğim başlamadan önce. Bildiğiniz gibi bol bol çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Hem YouTube'da çekiliş yapıyoruz, hem Twitch'te çekiliş yapıyoruz. Şimdi bir de Discord çekilişimizi ekleyeceğim sizlere. Nasıl yapacağız? Tek yapmanız gereken benim ileride vereceğim günlerde, saatlerde Discord'da aktif olmak. Ben Discord'da chat'e yazacağım. Beyler genel odasına gelin çekiliş yapacağım diyeceğim. Sadece Discord'da olan arkadaşlar gelecek. Birlikte sohbet, muhabbet edeceğiz. Bana sorunuz varsa onları soracaksınız. Onları cevaplayacağım. Ve sonra orada 400KC olur. BNG bakiye kodu olur. RT7 ezik itemler olur. Bu şekilde çekişlerimiz olacak. Yapmanız gereken yorumlarda sabitlediğim Discord adresimize gelmeniz. Gelen herkes bir selam verirse sevinirim. Şimdi fazla uzatmadan bakalım karakterimiz ne kadar ediyor şu an. Şimdi karakterimizde hangi eşyalar var? 7 metre set yaptık. Artı 8 iron bow'umuz var. Artı 2 judimiz. Artı 1 pp'miz. Dual artı 1 cocumuz. Bir tane lego 0. Bir tane old roll var. 135M'de para var. 2 gün sonra yeni bölüm geldiğinde buraya bir tane daha lego koyarız. 4-5 güne de bir tane Lego'yu artı birleriz diye umut ediyorum inşallah. Fazla atmadan bakalım kaç paraymış eşyalarımız. Mitril sete şuradan bakıyorum ben. En düşük fiyattan hesaplayacağım. Mitril bot. Birer birer de yazacağım buraya. En düşük artı 7 mitril bot. Oha 377M olmuş. Bayağı yükselmiş. Ben bunu 2GB'ye almıştım bir ay önce falan. GB'nin düşmesiyle birlikte mitril botun fiyatı yükselmiş. Güzel. 377'den 500k mitril bot. Mitril gauntlet'e bakalım. Hepsini toplayacağız abi birer birer. Mitril gauntlet. En düşük artı 7'mizin fiyatı 247m. Bunu da ekleyelim. Devam edelim. Mitril pad'imize bakalım. Mitril pad. En düşük artı 7 fiyatı 250m. Çok iyi. Fiyatlar yükselmiş.
Mithril Armor Pauldron değil mi? Evet. Mithril Pauldron direkt. Mithril Pauldron'a bakacağız. Pault diyorum. En düşük artı 7 Mithril Pauldron'umuz 284 hem arkadaşlar. Bunu da ekledik. Bir de kafalığa bakalım. Ve setimizin fiyatını çıkartalım. Gördüm bir tane 258 hem. En düşük 250 hem de kafalık var. Ne dedik? 250, 270 sanırım. 250, 250, 370. Bildiğiniz 14-15 GB yapıyor setimiz şu an. Bizim aldığımız zaman 11 GB'ydi. Güzel para. Onun dışında kok artı 1'e bakalım. George diyeceğiz. Şöyle çektim. Artı 0 George, 1 GB. Artı 2 George, 8 GB. Çok güzelmiş fiyatı. Ben artı 0'ını 70M'den almıştım. 65M, 70M'den almıştım. 1 GB olmuş. Yani artı 0, 1 GB ise artı 1'i 3 GB'dir. Dual artı 1 George da 6 GB para yapar abi. İyi para nereden baksan. Priest Pendant'a bakacağız. Priest Pendant. Artı 2'si 7 GB ise artı 0 da 80M demiş. Biz 225M diyelim artı 1'ini arkadaşlar. Ne eksik ne fazla olsun. Normalde 240M buradaki fiyatlara göre bakıldığı zaman. 225M de artı 1 PP'mizi yazıyoruz şu an. Onun yanına hemen Judi Belt'imizi ekleyelim. Artı 2 Judi Belt. Bu arada artı 2 yaptık. Çok mutluyum bundan dolayı. Artı 1 1 GB. Artı 2'si 285M diyor. Biz artı 2 Judi Belt'e 280M düz diyelim abi. Çok rahat alabilirsiniz. Hatta 275M diyelim. Hak geçmesin. 275M dedik. Artı 8 Iron Maw'a bakacağız şimdi eşyalarımıza. High to low diyeceğim. Çekiyorum. Artı 8 Iron Maw en düşük 6 GB şu an. Wow. 6 GB artı 8 Iron Maw'un fiyatı. Onu da ekledik. Hemen Lego'ya bakacağım. Lego Band en düşük 161 mm var. 160 mm de Lego diyoruz. Old Rally'de bakalım. Hak geçmesin. Old Ring of Life diyorum. En düşük 22M diyor. Buna 20M dersek gayet hakkaniyetli olur. 22M. Old Rally'miz var. Bir tane daha Lego alacak paramız var. Neden var? 135M üstümüzde var. 4 Weapon Breaker, 20 tane Weapon Scroll ve 5 tane de boost'umuz var. 1,5 GB aslında 160M yapıyor. Aynen 160M diyelim. Hak geçmesin dediğim gibi. 160M de bizim üstümüzdeki nakit para diyoruz. Daha gireceğimiz meselelerimiz var. Bunu son önümüzdeki bölümden sonraki bölüm olarak izleyeceksiniz siz zaten. Bu meselelere de gireriz. Karakterimiz 81 level, %90 arkadaşlar. Şimdi biz 5 ay boyunca oynadık. 5 ay boyunca premiumumuz hep vardı. Entity Game bize destek oldu. Pusumuzu Entity Game karşıladı. Senin pus desteğin var. Ben de yaparım aynısını. Çok rahat, zor diye bir şey yok arkadaşlar. Günlük 2,5-3 saat oynadık. Fazlası yok, eksiği var. Yeri geldi bir haftada oynayamadık. Çünkü bildiğiniz gibi ben şu an evliyim. Zaten bir işte çalışıyorum, 6 gün çalışıyorum. Bir gün izinliyim. Oradan arta kalan saatlerde Twitch'te yayın açıyorum 2,5 saat. Bu karakteri 195 zaten sadece yayında oynayarak dizdik. Şimdi pus farkını size şöyle söyleyeceğim. Bakın. Bugün ayın 13'ü. Tam ben 13 Ocak'ta başlamıştım. 5 ay oldu. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aynen. 5 aydır oynuyoruz. Option değil. Eşiv diyeceğim. Şuradan eşivi açacağım. War Jurate. Abi hesapla hemen. 5 ayda kaç gün var? 150. 150 günde kaç yere girebilirsin? 300 tane JR'ye girebiliriz. Ama benim kazandığım JR sayısı 56 arkadaşlar. Benim girdiğim JR sayısı maksimum 80'dir. Yani ben 1 ay 40 gün falan doğru düzgün JR'ye girebildim. 56 JR evinim var. Yani ben bu JR'lerden 112 tane Silver Gem alabilmişim sadece. Hadi Silver Bar'la 120 de. 120 Silver Gem 5 ay için çok çok az. İnsanlar 1 ayda kasıyor. Yani 1,5 ayda 2 ayda çok rahat kasıyor bunu. Sizler de düzenli olarak JR'lerinize girerseniz JR'ler sadece JR'lerden kazandığınız gemleri biriktirerek premiumunuzu hatta üstünde belki perinizi bile alabilirsiniz. Pusunuzu bu şekilde bedavaya getirebiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey sadece 79 dolar olup JR'lere girebilmek. Nasıl kastık? Kumar oynamadık. Diğer önceki serilerimizde gibi upgrade yapmadık. Yaptık ama çok ufak upgrade'ler yaptık. Questlerimizi bastık. Yapmamız gerektiğinden iki tanesini. İkisi de artı dörde yanınca ben ayrım baba para biriktirip aldım. Bu şekilde devam ettim. Her zaman düzgün saatlerde farm attım. 10 tane Weapon Scroll kastım. Bankaya attım. 2 tane Silver Gem'im geldi. Bankaya attım. 3 an param oldu. Bankaya attım.
Damlaya 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 göl oldu. 40 GB'lik charge dedik arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın günlük 3 tane direkt aklınıza girin. Günlük JRL'lerinize girin. Zaten 5 ayda bu çarı çok rahat dizersiniz. Benden fazla oynarsanız üstüne koyar 2 katını dizersiniz. Sadece yapmanız gereken tek şey kumar oynamayın oyunda. Upgrade yapmayın. Gem kırmayın. Kutu kırmayın. Kolay yoldan para kazanmak hayatta olmadığı gibi Knight Online'da da böyle bir şey yok arkadaşlar. İnanmıyorsanız gidin yayıncılara bakın. Adamlar her gün binlerce lira yakıyorlar. Ben de yayın yapıyorum ama ben yakmıyorum. İzleyici kıtlama bölümlerimiz var. Katlayacağız diye giriyoruz. Batıyoruz. En son atacağım videoda battık. Sonraki videoda bir tık kurtarmış olabiliriz. Ama onun devamı gelecek. Ben yine katlayabileceğimizi pek düşünmüyorum. Tamamen keyfi. Sizlere de örnek olur bu videolar zaten. Upgrade gem kutu kırarsın. Aylık 20 bin lira gelirin olur. Keyfi olarak kırarsın. Ben bunu seviyorum derek yaparsın ama paranız yoksa, öğrenciyseniz hele ki uzak durun. Biriktirin. Birikiminizi yapın. Böyle bir çara sahip olursunuz arkadaşlar. Bu çar çok güzel. CZ'de gittiğim slotta rahatça farm atıyorum. İlla darlayan tık atan oluyor ama eskisi gibi değil. 2300. Sen ezik bir çar alıp bir GB'lik artı 7 Iron Maw, artı 7 şey Troller Morset, old takılarla gidip CZ'de beni darlayamıyorlar. Sirius oynanmaz bir server diyorsun. Oynayamazsın. Bütün gün uğraşıyorsun, ellem kasıyorsun, siteye satıp 2 paket sigara alıyorsun. Bunu yapma. Böyle bir karakter diz. Biriktir 3-4 ay dişini sık, karakterini diz. Ondan sonra TL'ye çevir. Zaten şöyle bir şey arkadaşlar. Burada 40 GB'lik eşya varsa ben bu server'ı bırakırken bunları bozacağım. Benim cebime para girecek. Bu oyunun en keyifli kısmı da bu zaten. Emekleriniz boşa gitmiyor arkadaşlar. Neyse fazla uzattık. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Videodan keyif aldıysanız bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.